Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz kabir hayatı nedir? İnanmayanlara göre, ateistlere göre haşa insan bir saman çöpü gibi onlara göre, değersiz onlara göre. Nasıl saman çöpü çürüyüp yok oluyorsa onda insanı öyle zannediyorlar. Hatta hoparlörde ölüm ilanında şöyle bile deniyor. İşte filan kişi öldü. Ebedi istirahatgâhına gömülecek deniyor. Halbuki kabir muvakkat geçici kabir. Ebedi değil. Yani bu Allah korusun yani İslam'a tam zıt bir söz bu. Bugün inşallah konumuz kabir hayatı. Alem-i Erbah'tan geldik. Ruhlar hayatı, alemi. Sonra ana karnında insan kalıyor. Orada kişiye hayat can veriliyor. Alemi rahmi madır deniyor. Ana karnı alemi deniyor. Orada insan dünyaya geliyor. Dünya hayatı deniyor. Ama yolculuk devam ediyor. Ondan sonra kabir hayatı başlıyor. Kabir hayatına berzah alemde deniyor kabir hayatına. Önce hadisiyle başlayayım inşallah konuya. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el kabru kabir, mezar nedir? İmma hufretün min huferin niran ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Evraladı, müryaladı cinan. Ya da kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe. İkisinden biri. Başkası yok. Demek ki gördüğümüz bütün kabirler, içine yatanlar, kimi Allah korusun cehennem çukurunda yatıyor, azap çekiyor orada. Kimi de cennet bahçesinde huzuru buluyor, rahat ediyor kabrinde. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Allah Teala buyuruyor dendi İbrahim Sûre ayet 27'de Bismillah Yusebbitullah ilahır ayet-i kerimesi Allah Teala mümin kullarını hem dünyada hem ahirette kavli sabitte kavli sabit değişmeyen söz anlamına geliyor. Allah o kullarını bu sözde sabit kılıyor. Kavli sabit deniyor buna. Sabit değişmeyen kavli söz yani kelam. Adem Aleyhisselam Hazretleri ne demiş iman konusunda? Ne kadar peygambere gelip geçtiyse her biri ittifakla aynı kelimeyi tekrarlamışlar. Nedir bu? La ilahe illallah diyor. Kavli sabit işte bu. Bunun dışında imanın dışında her dönemde sapıklıklar olmuş. Onların her birinin putu başka, ilahları başka, görüşleri başka, ideolojileri başka. Günümüzde de tabii farklı farklı ideolojiler, farklılar var günümüzde de. Peygamber şöyle cevap veriyor Aleyhisselam Hazretleri. Hine yukalühü fil kabri men rabbike. Ölen bir kişi, bir mümin kişi kabrine konup da üzeri örtüldüğü zaman burada aklımıza bir soru işte takılabilir aklımıza burada. Bazı kişilere kabre girmek nasip olmuyor bazı kişilere. Su da boğuluyor, bulunamıyor da. Ateşli yanıyor. Hatta kemikleri eriyor icabına ateşte yanıyor. Bunlar kabre girmiyorlar. Bunlar ne olacaklar? Ölen kişi ister denizde boğulup balıklar yesinler kendisini, ister ormanda canavarlar parçalansınlar, ister ateşte yansın, hiç fark etmiyor. Beden burada mühim değil, mühim değil diye. Ölen kişi eğer normal olarak kabre konmayacaksa hem onun sorgusu başlıyor. O kişiye kabirde tabi bilinik üç tane soru soruluyor. Buyuruyor Peygamber Hazretleri.
men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Kabre girdiği anda, geçen hafta bu konuya geçti. Şimdi özetliyorum inşallah. İki melek gelip buna, üç tane genelde. Biraz da ayrıntısı var başka, fakat temel olarak bu üç konu, temel olarak konu. Rabbin kim? Yaradan seni kim? Kime Rabbim diye yöneldin, kulluk ettin? Hangi dini din diye benimsedin? Hangi dini yaşadın? Kimi peygamber olarak kabul ettin? Hangi peygamber ümmetisin diye sorulacak. Feyekûlü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, o zaman bu kişi diyecek ki kabrinde, Rabbi Allah, Rabbim Allah Celle diyecek. Hiç şaşırmayacak, korkmayacak orada, bir şok geçirmeyecek. Ne buyuracak orada? Rabbi Allah, Allah Celle Şan benim, Rabbim diyecek. Ve dini el-İslam, dinim İslam dini. Ve Nebi Muhammed Aleyhisselam, Nebi'nin peygamberine de Aleyhisselam diye cevabını verecek. İşte Allah-u Teala buyuruyor bizlere ayet-i kerimesinde, yani bu kabirdeki meleklerin sorgusuna cevap vermek ne dünyadaki bilgiye bağlı ne de haşa bir şansmaz değil bu. Bu konu ayrı konu. Dünyada bir insan çok alim de olabilir ama İslam'ı yaşamıyorsa, ilmini dünya yararına kullanmışsa, çıkarına kullanmışsa, ne yazık ki ne kadar bilgisi olsa orada kabrin cevap veremeyecek. Allah-u Teala'nın yardımıyla olacak kabirdeki cevap. Şu örnek verebiliriz. İnsan rüya görmek ister tabii herkes. Hele kişinin yakını yeni de ölmüşse kişi tabii içi yanar. Hiç olmaz rüyamda görsem der. İster görmekte. Uğraşır da elinde mi görmek? Değil ama. Yatarken öyle kişi var ki ister namazı kılıyor, artık Allah'a dua ediyor, yalvarıyor, yalvarıyor, o kadar uğraşıyor. Filan kişiyi göreyim diye. Ama görebiliyor mu? Elini değil görmek demek. İşte kabirde bunun gibi olacak. Demek ki kabirde cevap vermek ne dünya ilmine bağlı, ne de öyle haşa şansmaz değil. Allah Teala buyuruyor bizlere, yüsebbitullah, Allah Teala Celle Şanı'yı sabit kılıyor. Kimleri? Ellezine amenu bil kavli sabiti. Gerçek mümin kullarını iman eden Allah Teala kabrinde kavli sabit Allah Teala tespit ediyor, sabit kılıyor. İnsan şaşırmıyorlar. Fil hayatı dünya ve fil ahire. Bunlar dünyada da ahirette de böyle. Bir kişi, bir gerçek mümin kul, dünyada imtihanla karşılaştığı anda hemen hatta Allah gelecek. Mesela bir ölüm tehlikesi geçiriyor, işte deprem oluyor, şu oluyor, bu oluyor, hemen Allah filan öyle bağırıyor Celle Efendice. Öyle der Efendice. Allah korusun, İslam'ın dışında kalan kişiler de öyle bir anda ya bağırırlar, ya söverler, mutlaka onların ağzından onda kötü söz çıkar derler. Onların da. Demek ki bir kişi gerçekten dünyada Allah'a inanan gerçek mümin kulu ise o kul dünyada da bu şekildedir. Bu şekilde. İşte son nefesinde de ona Allah Teala yardım eder. O kişi Allah'ın izniyle imanlı gider ahiret alemine. Kabre konulduğu zaman da Allah-u Teala'nın yardımı o kul, orada kabirde cevabını rahatça verebilir. Bir insan kabirde sualinin cevabını verebildi. Allah-u Teala nasip etsin hepimize inşallah muhteremler. Yani kolay mesele değil böyle. Hepimiz o kabre gireceğiz. Hepimiz böyle. Hem de hiç beklemedik bir yerde, zamanda öleceğiz. O kabre gireceğiz muhteremde. Hepimize aynı sorgu sorulacak. Hepimize de.
Bir kimse Allah'ın izniyle orada kabirde cevabını verebildi. İki melek, sual melekleri gülümseyecekler. Dedikler ki, ehlen ve sehlen ya mümin. Ey mümin kul, bu aleme hoş geldin diyecekler. Arkadan Mevlam bulacak mezara, ya kabir vesi'lehu, kuluma genişle. O kişinin kabri genişleyecek. Ona cennetten pencereler açılacak. O kimseye cennetteki varacağı makam oradan gösterilecek, görülecek yattığı yerden. Cennet ona çok ama çok yakın gösterilecek. Cennetin güzelliğini görecek, manevi kokusunu alacak, göz kamaştıran güzelliğini görecek, cennetteki kendi köşkünü, sarayını, hatta cennetteki eşini de görecek, kim olacak? Onlar da orada görecek. Ondan sonra bu kimse artık kabrinde tutsak olmuyor ki şimdi. Olmuyor kan, tutsak olmuyor. Gelen ruhlarla görüşürler, tanışırlar, gezerler. Evine de gelebilir, cami, namaz kıldığı camilere gelebilir, Kabe'ye gider, göklere gider. Artık bu ruh tutsak olmuyor. Gayet ruhsal zevklerde, manevi feyizlerde o kadar güzel haller yaşar ki, ah, keşke daha önce ölseydim diye, ölümü geç kaldı diye üzülür ben. O hale gelir. Hatta bunların bazıları, mesela şehitler, evliyalar, bunlar dünyada Müslümanlara yardım için savaşa bile girerler. Eğer yapılan savaş Allah'ın rızasına uygun, hak bir savaş ise, o zaman bu evliyalar, şehitler Allah'ın izniyle savaşa da bunlar girebilirler. Peki bunlar nasıl savaştır ki bunlar? Ruh halinde nasıl savaştır bunlar? İşte ruhların tasarrufu deniyor bunlara. Yani karşıdaki cisimleri yönlendirme gücü var. Nasıl ki bedenimizdeki ruh şu bedene yönlendiriyor, yön veriyor bedene, et kemiğe sürün geçiyor ruh bu dünyada. İşte evliyanın şehitlerin ruhları da uçağa, füzeye de yön verebilirler, onları etkileyebilirler muhteremler. Gelen uçağa bir nazar eder, uçak alabalığına gider, ters gider. O füze ters teper. Allah yardım ederse böyle olur. Yalnız tabii her şeyin biri de zıttı var değil mi? Aksi var. Bir insan bu dünyada Allah korusun boşa yaşamış ise, aldanmışsa bu dünyaya. Cebrail aleyhisselam bir gün gelip peygamberimize geliyor, şöyle buyuruyor peygamberimize. Ya Muhammed, iş maşifte feynleke meyyutum diyor peygamber, bakınız. Ya Muhammed, ne kadar yaşarsan yaşa ama sonunda öleceksin bile bakın. Öleceksin bile. Ve kimi neyi seversen sev, sonunda ondan ayrılacaksın buyuruyor. İşte bu gerçeği dünyadayken unutanlar, ölümü unutanlar, o çevredeki havaya kapılanlar, dünyayı böyle zannedenler, Allah korusun, onların da başına tabii ölüm geliyor azı cemaatimiz. Yani ölüm yalnız Müslümanlara değil ama herkese geliyor. İnanmasın, yine onda ölüm geliyor. Peki bunların hali ne olacak şimdi kabirde? Kabir azabı biliyorsunuz haktır. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde inanç yönünden inanmayanlar bu mezhebe çıkmış oluyor. Kabir azabı haktır. Yani hak demek sabittir, gerçek olacaktır. Tabii hak edenlere. Şu ayet-i kerime dayanıyor ehl-i sünnet. Mü'min Sûresi ayet 46'da Sebillah Ennâru yuradûne aleyha. Ennâru ateş onlar üzerine arz olunacak. Gudüven ve aşiyya sabah akşam.
ve yeme tekumu saatu edhile alfirane eşenden azap denecek. Şimdi burada Mevlam şöyle buyuruyor. Ennaru ateş, cehennem ateşi, yuraduna aleyha, onlar üzerine arz olunca gösterecek onlara. Yani onların da kabirlerinde Allah korusun cehennemden pencereler açılacak. Pencere cehennemden muhteremler. Düşünün ki bir kimse yattığı yerde kötü bir şey insan görse, insan da ürker. Cehennem. Gayya deryası kaynıyor. Nasıl kaynıyor? Biliyorsun bir tenceredeki su bile kaynarken gürültü ses çıkarıyor su. Ya büyük bir kazan kaynasa öyle ses çıkarır. Düşünün ki okyanustan daha büyük Gayya deryası kaynıyor. Kaynıyor derler. Öyle korkunç bir ses çıkarıyor kaynarken. Ondan korkunç buhar çıkıyor, buhar. Ateşten sıcak buhar, kapkara buhar çıkıyor. Zebaniler, korkunç zebaniler. Cehennemdeki yılanlar, ateş. İşte bu kişi yattığı yerden cehennemin hangi noktasında nerede yanacaksa o kişiye orası gösteriliyor kabrinde. İşte sen aldandın o dünyaya. Bak dünyan kaldı işte. Ne getirdin dünyadan buraya? Bir şey getiremedin. İşte yerin bu denecek. Yerin bu denecek. Kişi orada cehenneme baka baka ve o cehennemin ateşinde kavrula kavrula kabrinde kıyameti bekleyecek. Tabi bunun tek amacı ne? Ah kıyamet kopmasa, oraya girmesem. Diğer mümin de dua ediyor. Ya Rabbi bir an önce kıyamet kopsa da cenneti yerime gelirsem diye. Öyle yapıyor. Peygamber'e sordular sahabeler, Ya Resulallah, Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, onlar için çok korkunç bir şey iş vardır. Me'işeten danken yani, onlar için çok dar, sıkı hayat vardır. Bu ne için nazil oldu? Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, onların üzerine Allah Teala 99 tane yılanı kabrinde onların başına verecek Mevlam. Bakın 99 tane hatta hadis-i şerifte tinnin geliyor. Tinnin büyük yılan ejder anlamına geliyor. Demek ki bu kişi kabrinde hem bir cehennem çukuruna yanacak, cehenneme baka baka orada azabını çekecek, hem de bu kişiye 99 tane yılan kişiyi orada azap edecek atılacak madem. Tabii kişi kabrine cevap veremeyince o kişi orada kabrinde tutsak kalıyor. Orada kalıyor. Tabii orada pişman oluyor, içi yanıyor, ahva diyor ama iş işten geçmiş oluyor adı cemaatimiz. Bunun için buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Teavvezü billahi min cehennem. Peygamber şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı ümmetim, cehennem azabından Allah-u Teala'ya sığının. Teavuzü min azabil kabri ve kabir azabından Allah-u Teala'ya sığının buyuruyor az cemaatimiz. Peygamber her zaman Allah dua ederdi. Ya Rabbi cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım diye. Bir anlık kabir azabı bir ömre değmez hocam. Bir anlık kabir azabı. O kadar korkunç olacak kabir azabı, Allah korusun, kabir azabı. İşte bunun için demek ki unutmamamız gerekiyor, mutlaka kabre gireceğiz. Şimdi kabirdeki beden ne olacak, ruh ne olacak? İnsan biliyorsun ruhla bedenden, bedene geliyor. Gerçi insan aslında ruhtur. Bedense ruh yine yaşamını sürdürebiliyor. Ama ruh
beden ayrılınca beden yaşamını sürdüremiyor. Şimdi kabirde ne olacak şimdi kabirde? Beden kabirde çürümeye başlayacak aziz cemaatimiz. Yani gerçekten çok acayip bir olay. Bir gün Yunus Emre eski bir mezarlığa gitmiş Yunus Emre. Eski mezarlığa gitmiş. Bakmış ki bazı mezarlar açılmış, işte, devrilmiş, şubu olmuş. Artık kemikler bile çürümüş çoğunda. Yunus Emre şöyle demiş o zaman. Ne acayip olmuş bunlar. Baba yiğit genç oğullar. Dilber kızlar, güzel dullar, kara toprak olmuş yatar demektir. Kara toprak olmuş yatar bak. Genç oğullar, yani delikanlılar, o güçlü kuvveti insanlar, o derebeyleri, ordu komutanları, liderler, şunlar bunlar ve o güzel kızlar, genç hanımlar, hanımlar ki artık aman topraktan sakınan, korunanlar mezarında çürümüşler, toprağa dönüşmüş yatıyorlar. İnsan bu gerçeği göre göre nasıl insan aldığını bu dünyaya? Yani emin olun akıl, mantık bunu kabullenemiyor bunu. Yani Allah bize akıl vermiyor. Akıl bize Mevlam böyle. İşte insanın sonu bu. Yani sonuç bu. Bir insan ne kadar kaçarsa kaçsın, bir insan dilediği makam mevkiye gelsin, istediği kişi kadar mülk sahibi sahibi olsun, ama sonuç ne diyeyim ya? Sonuç şu işte muhteremler. İnsan bir kabir çukuruna konacak, üstü örtülecek, sonra insanın bedeni çürümeye başlayacak, başlayacak. Bu çürümü olayı da rastgele mi? Hayır, bu da değil. Mevlam buyuruyor bizlere, Kaf suresi ayet 4'te. Bismillah. Kad alimna ma eminim ve indana kitabün hafiz. Kad alimna, Allah buyuruyor. Biz azametimizde kesin olarak biliyoruz, Mevlam buyuruyor. Yani Mevlam bizim bilgimize diyor, ma tenkusul erdu minhum. Toprak ondan neyi noksanlaşıyor, ne yiyor? Ve indena kitabün hafiz. Allah bilir, bizim indimizde, nezdimizde her şeyi böyle koruyan bir de kitap, lehü mahfuz var yani. Bir insan anne karnındayken nasıl aşama aşama geçiyor? Bunlar nasıl oluyor? Allah'ın ilmiyle, görmesiyle, takdiriyle oluyorsa, insanın kabrinde çürümü olayı da, bu da öyle başıboş rastlantı değil, bu da öyle rastlantı başıboş değil, bu da Allah'ın bir takdiriyle çürümü olayı başlıyor muhteremler. İnsan biliyorsunuz ölünce önce kişide bir sertleşme başlıyor. Alt çeyreğinden başlıyor kişide, insana bir sertleşme başlıyor. Bunun için bir kimse tek başı yaşayan kişi ölüp kaldı mı, cihan sonradan bulundu mu, artık bu nasıl düşmüşse öyle kalıyor. Düzelmiyor artık. Çünkü beden katılaşıyor. Fakat sonra 48 saat, tabi iklime göre değişiyor. Size ülkede 48 saat daha başlıyor. Daha sonra başlıyor. Bu katılaşma yumuşamaya dönüyor. Bedende çürüme olayı başlıyor. Çürüme başlıyor. Bu çürüme nedir? Nedir bu çürüme olayı nedir? Aslında biz buna çürüme diyoruz insan olarak. Bu aslında çürüme değil aziz cemaatimiz. Allah'ın yarattığı bazı mikroplar var. Anaerobik denen mikroplar var. Bunlar bu işte görevli bunlar. İnsanları bunlar bölüyorlar. Yani fiziksel olarak, kimyasal olarak insanın bedeni küçük parçalara bölüne ne oluyor? İnsanın bedeninden ne varsa her şey yine aslına dönüyor. Ne var insanın bedeninde? Mesela hava var.
Kişi öldü mü hava gidiyor havaya karşı. İnsan benden su var. İnsan benden yaradan çoğu su. Su ne oluyor? Bu da suya buharlaşıyor, suya karışıyor. Hiçbir şey almıyor. İnsan benden toprak var. Toprak maddeleri. Yani belirli elementler var. İşte çürüme olayı ile insanın bedeni yine aslına dönüşüyor. Kişi sonunda toprak oluyor. Kemik de kalmıyor. O da toprağa dönüşüyor. Hatta İslam fıkhında bir ölünün kemiklerde çürüyüp toprağa dönüşmüşse o mezara başkası gömülebiliyor bakmaktanlar. Artık o toprak oldu artık. Toprak oldu. Oraya başta gömülebiliyor. Yalnız tabi bir de çürümeyenler de var ama. İşte bugün bilim bunu açıklayamıyor. Açıklayamıyor bilim. Neden bu çürümüyor? O kadar araştırmalar, varsayma dayalı görüşler, şunlar, faraziler, şunlar bunlar. Ama birinin söylediğini diğeri kabul etmiyor, olamaz diye böyle. Toprak altında binlerce yıl yattığı halde çürümeyen kemikler de var. Biri, örnek vereyim sahabelerden. Hazreti Abdullah vardır, Hazreti Cabir'in babası kendisi. Bu Uhud'da ilk şehit bu oldu Uhud'da muhtemelen. Zaten Uhud'a gelmeden önce oğlu Cabir'i çağırdı. Ona söyledi, yavrum bana Rabbim bu durumu bildirdi. Ben dedi inşallah ilk şehit ben olacağım Uhud'da, geri dönmeyeceğim. Kızlarımı sayma diyorum dedi kendisi. Bu Hazreti Cabir Uhud'da tabi arazide dar olduğu için oraya mehtalar karışık kondular. Bir araya mezara kondular orada. Hazreti Cabir babasının şehit olmasından 6 ay sonra peygamberin izin aldı. Babasının kapını açıp onu başına nakletti ona. Oraya su selfiden geldiği için aldı. 6 ay sonra birçok sahabeler de bunu gözlerine gördüler. Hazreti Cabir sanki daha yeni ölmüş, daha kan uyuşmamış, akıcı sıvı daha kanı, bedeni sıcak, ölmemiş sanki, öyle bulundu muhteremler. Bunun gibi aşağı yukarı hemen hepimiz bunu duymuşuzdur. İşte filan yerde, kazıda bedeni olduğu gibi çıkmış, hatta bazı büyük veliler de kazıyı engelliyorlar bile. Şu bugünkü modern makineler, orada çalışamıyor muhtemelen. İstip ediyor makineler. Mecbur kalıyorlar. Yol güzergahını değiştiriyorlar. Onların mezarını kazamıyorlar. Demek ki çürümeyenler de var. Tabi başta peygamberler, şehitler, evliyalar, Allah dostları. Bunların bedeni de çürümüyor. Peki ne fark ediyor çürümemekle? Şimdi adı cemaatimiz ölen kişi azapta değilse evine gelebiliyor, izin veriyor kendisine. Yani imanı kurtarılmış, hesabını vermişse evine gelebiliyor. Evine gelen kişi evini aynen görse onun da hoşuna gidiyor. Ama kişi zamanla bakıyor ki evi harap oluyor, içinde oturan yok, anlaşamadığı varişleri, ev artık karanlık, orası burası çöküyorlar. Kişi bundan hüzün duyuyor muhteremler. Aynı şekilde ruh bedenine bakıyor. Bedenin yanında bulunuyor. Eğer bedeni çürümese onun hoşuna gidiyor işte. Bunun için İslam'da cenazenin geç çürümesi çok önemli. Bunun için cenaze güzel kurulanması gerekiyor. Ağzına burnuna su verilmiyor yıkanırken cenaze. İçin su kalırsa çürümeyi çabuklaştırdığı için. Yani cenazenin güzel kurulanması gerekiyor. Özellikle bir de kafur. Kafur muhteremler. İşte ondan çok böyle mikroplara kaçıyorlar. Bedenen çabuk parçalayamıyorlar. Demek ki geç çürümek ruh için daha önemli olmuş oluyor. Mevlamı bizi şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde. Bismillah. Minha halaknaküm
sizi ondan, topraktan yarattık. Ve fîhâ nû'îdüküm, tekrar toprağa çevireceğiz ilahır. Bunun için cenazenin defninde hazır bulunan kişilerin eğer ellerinden geliyorsa hiç olmazsa üç avuç ya üç kürek toprağa atarken bu ayet-i kerim okumaları da müstahap adı cemaatimiz. Mezara artık kondu, tahtı dizildi, toprak atılacak. Atarken, ilk toprak atarken, iste avuçta, iste kürekte, sizin billah, minha halaknaküm, Allah bilir. Sizi topraktan yarattık. Ve fiha, yine toprağa, nüydüküm, iade ediyoruz. Bak. Ve minha, nüydüküm, tarihten uhra. Tekrar topraktan çıkaracağız Mevlam'ı. Üç ayet-i kerime böyle. Şimdi bir de insanın genel bir yapısına bir bakın burada inşallah. Ölen kişi mezarda tabi genel olarak insanların çoğunun hatta büyük bir çoğunun insanların bedenleri çürüyor. Fakat insana bir şey olmuyor az cemaatimiz. İnsan aslında ruhtur. Ruha bir şey olmuyor. Çünkü az evvel dedim, çürüme olayı aslında fiziksel, kimyasal bölünme olayı, parçalanma olayıdır. Hangi şey parçalanır? Ancak bireysel cisimler parçalanır. Saf cisim parçalanmaz. Ruh, cismi saftır. Nurdur, muhalif ötesidir. Bunun için ruh bölünmez, parçalanmaz, eskimez, ölmez. Ruh bir şey olmuyor. Ruh aldığı olayı kalıyor orada. Şimdi mezara gittiğimiz zaman şöyle bakmamız gerekiyor adı cemaatimiz. Mezara gittiğimiz zaman biliyorsunuz mezar ziyareti sünnettir, mezar ziyareti. Peygamberimiz giderdi mezar ziyareti Aleyhisselam Hazretleri, sünnettir. Gittiğimiz zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Özellikle eski mezarlara baktığımız zaman şunu düşünelim. Bu kişi topraktan yaratıldı. Bela buyuruyor. Binha halaknak. Topraktan yaratıldı. Nasıl insan topraktan yaratılıyor? Biliyorsunuz toprak maddeleri muhteremler, yani elemi atomlar, her varlığın temel maddesi bunlar. Allah Teala'mızın ismi Yuhyi ve Yumit'tir. Allah Teala dilediği anda Mevlam dilediği maddeye hayat veriyor Mevlam. Mevlam. İşte gökten yağmur yağar, toprakta elementler erirler, bir buna çamur deriz, çamur deriz. Aslında kimyası olarak çok önemli farkları vardır, çamur deriz. Sonra ne oluyor? İşte bu çamur bir nevi mama oluyor. Neyin maması? Bitkilerin maması oluyor baktığımlar. Hep alt üstünün gıdasını veriyor bence. Çamur mama haline geliyor. Bitki kökleri bunları emiyorlar. Her bitki kökü kendine gereken elementleri bulur, yön değiştirir, bulamazsa kurur. O da yaşayamaz. Onları emer. Şimdi ne oldu? İnsan kuru toprak maddesi haldeyken gökteki suyla insan toprağı birleşti. Çamur oldu. Çamur. Ya muhtemelen. Şimdi üstümüze çamur sıçradı mı? Vay efendim işte kızarız. Tiskiniriz. Emiyor olun. İşte bizim asıl maddemiz de çamurydı ama. Çamurdu. Sonra ne olduk? İşte bitki kökleri bizi emdiler. Emdiler. Buğday olduk. Elma olduk. Portakal olduk. Efendim şunu bunu olduk. Sonra yenildik, içildik. Babalarımız ne yaptılar? O günkü o gıdaları yedi babalarımız. Gıdalar topraktan oldu işte. Babalarımız o gıdaları yediler, anne yediler, gıdaları yediler. O gıda ne oldu bedenimizde? Yaramayanı posa oldu, artık oldu, dışarı atıldı gene. İhraç edildi. Yarayanları mide, bağırsaktan çekildi. Kana karıştı bunlar. Hücre oldular ve bunların da özü üreme hücresi oldu şimdi. Yani biz olduk mu? Kadında
yumurta denir, ovum tıpta denir. Erkekte de sperm biliyorsunuz, er bezinde olur. Demek ki ne oldu bakınız değil mi? Bizler kupkuru ölü toprak maddeleri iken gökten yağmur yağdı, ıslandık, çamur haline geldik, mama olduk bitkilere. Onlar bizi emdiler kökleri vasıtasıyla, emdiler bizi. Bitkisel hayata dönüştük. Ispanak olduk bizler. Elma olduk, buğday olduk, öğütüldük, fırında pişirildik. Bizler ama işte. O halden biz geçtik. Annemiz babamız bunu yediler. Yarını özü kana çekildi. Kan oldu, hücre oldu. Bunun da özü üreme hücresi oldu. Sperm yumurta oldu. Sonra Allah-u Teala'nın Cenab-ı Mevlam'ın takdir ettiği zamanda bakınız. Kesinlikle başboş değil, rastlandı değil. Ruhlar yaratılmış. Ruhun dünyaya geleceği zamanda belli. Bu olacak. Ne engellenebilir, ne ön alınabilir. Ruhlar yaratılmış. Fazla bir tek kişi atılmaz. Allah-u Teala'nın dilediği zamanda ne oldu? İşte ana baba bir araya geldiler. İki hücre birleşti. Birleşti. Yani yumurta orada döllendi mi? Döllendi. Tıpta embriyon deniyor buna. O dönem başladık biz işte. Döllendik. Ama çıplak gözle zor görülecek kadar küçüküz bakınız. Küçüküz. Tek hücre halindeyiz. Allah'ın koyduğu kanun gereği hücre bölünme başlıyor. Bölünüyor. Böyle böyle çoğala 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 ve farklı hücreler ola ola işte beden bedene geldi. Bizim böyle bunu şöyle buyuruyor Abese suresinde Bismillah min eyyi şeyin halakah. Allah o insanı neden yarattı? Min nutfe. Nutfeden yarattı işte. Sperm'den yarattı mesela. Halakahu fekadderehu thümme sebile yessereh. Allah insana karnında takdir etti. Fakat takdir etti nedir? Biçimledi böyle. İşte organlar. Göz, kulak, iç dış organlar hepsi bir intizama sokuldu. Teşvik edildi, tanzim edildi bunlar. Sonra ana karnındaki yavru dünya hayatına uyum sağlayacak noktaya gelince Mevlam buyuruyor ثُمَّ سَب۪يلَ يَسَّرَهُ. Allah yolu kolaylaştırdı. Gel dünyaya dedi. Yavru dünyaya geldi. İşte bizdik. Dünyaya geldik. Bebektik tabii. Bir şey bilmiyoruz ama hiç. Ne yer ne yaşayacağız? Çalışamayız. Ama Rabbül Alemin Mevlamız, Rezzak Mevlamız muhteremler. Kişi doğduğu anda ananın göğsü otomatikman süt devreye giriyor bakınız. Kan yapımı süt bezlerinde süt haline dönüşüyor. Otomatikman başlıyor bakın. Rızık başlıyor bence. Şimdi kişi dünyaya geldi. Ruhla birleşti. Beden dünyaya geldi. Geldi ama çok aciz varlık. Fazla göremiyor, fazla duyamıyor, oturamıyor, konum bir şey yapamıyor. Bence. Mevlam onu kucakta baktırıyor. Ama sevgi veriyor. Sonra çocuğu başlıyor malı olmaya bakın bebeğin daha. Nedir malları? Oyuncak başlıyor. Küçük çocuk bebeğin oyuncakları genelde renkli, sesli, çıngırak şekilde olur böylece. Yavaş çocuklu ermeye başlar, oyuncakların kalitesi falan büyümeye başlar, gelişmeye başlar. Çocuk artık malına sahip çıkmaya başlar. Gelen komşu çocuğuna, misal çocuğuna oyuncağını vermez, benim o der, kavga eder. Yani insanda mal hırsı, ihtirası oradan başlıyor, daşırtan daha başlıyor. Benim oyuncağım, o benim oyuncağım, benim oyuncağım başlar böylece. Tabii sonra zamanla büyür, genç olur, insan işe girer, evlenir, çoluk çocuğu olur, ev bark edinir, işte yazı olur, kışı olur, malı olur, mülkü olur, makamı olur, mevki olur, 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 olur. Gidiyor insan, gidiyor, gidiyor insan. Ama sonra duraklama dönemi başlıyor aziz cemaatimin, duraklama dönemi başlıyor. Kişi bakıyorsun, iş arayan kişi emekli olmuş. Mesela kişi eski arkadaşını görüyor. Ben bundan çok ibret alırım bundan. Görüyorsun, diyorsun, ne yapıyorsun, ne ettin? İşte emekli oldum. Halbuki iyi biliyorsun ki daha dün iş arıyorduk yine.
iş kurma peşindeydi kendisi. Bugün emekli ayrılıyor, yaşlanıyor. Derken yatağa bağımlı oluyor muhteremler. Hastane köşelerinde, doktor gözetiminde, tedavisinde işte çabuk yoruluyor, kalbim sıkıştırıyor, tansiyonum çıkıyor, şekerim çıkıyor, ürem var, şuyum var, buyum var, var da var. Peki sonra ne oluyor aziz cemaatimiz? İşte ölüm olayı geliyor. Ölüm olayı geliyor. Mevla buyuruyor. Sümme ematehu fi akberehu. Dünyaya geldi. Bir hayat geldi. Sümme ematehu, onu Rabbim öldürüyor. Ölüm geliyor. Fi akberehu, böyle onu kabre koyduruyor bak. İnsan kabre konur. Kim olsa olsun. Kabre konuyor. Şimdi kabre giren kişi ne oldu adı cemaatimiz değil mi ya? Kişi öldüğü anda, öldüğü yerde, uçakta ölebilir, denizde ölebilir, insan yolda ölebilir. Kişi öldüğü yerde, öldüğü anda artık ondan insanlık makam mevki gitti. Dünyanın süper gücünün başkanı da olsa artık cenaze oldu. Cenaze oldu. Yetkisi kalmadı. Hiçbir şey kalmadı kişinin. Hepsi uyutlandı. Kişi ölüp mezara kondu mu, bu kişinin bütün malları ne oluyor? Yağmalanıyor, yağmalanıyor muhteremler. Öyle kişi vardır ki, parasını çubuğunda gizlemiştir. Oraya koymuştur, buraya yatırmıştır, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Çubuğundan, hatta eşiğinden de eşler birinin malını gizlemişlerdir. Ama kişi öldüğü anda bütün malı yağmalanır. Her şey aranır. Acaba burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Bankada parası var mı? Şu var mı? Bu var mı? Kavga gürültü. Zavallı insan değil mi? Zavallı insan zavallı. Böyle ya. Hırsla yap bence. Hırsla. Yine şu olacak, bu olacak, şu olacak, bu olacak. Hatta öyle kişi var ki arabasını oğluna bir an bile vermez ama araba oğluna kalıyor bak muhtemelen. Hatta semeline kalabiliyor bazen. Kişi öldü. Malı bitti. Mezara girdi. Neyi var mezarda? Şimdi bir de kefeni var, bir de bedeni var. Bedeni var. Kefen de çürüdü mezarda. Etler, deriler döküldü. Saçlar döküldü. Örümcekler, böcek, yılanlar da etini yemeye başladılar. Derken kişi mezarda bir iskelet halinde kalıyor. Hele yani kişi gece gitse mezara baksa gerçekten korkuyor bir görünüm. İskelet. Et hiç kalmamış, dişler sırıtmış, kafatası dişler sırıtmış, korkuyor bir göründü. Ama kimdi acaba o kişi? Ve genç bir bayandı. Makam mevki sahibiydi belki de. Ama kim olamazsa. O Allah'ın kuralı herkese eşti bunların. Çürüdü. Sonra zaman geliyor, kemik de çürüyor, tamamen yeraltı toprak maddelerine dönüşüyor bu da, dönüşüyor. Ne kaldı geriye? Ruh yapayalnız kaldı. Ruh yapayalnızdı. Önce Rabbim ruhları yarattı. Bak. Ruh yapayalnızdı. Ondan sonra işte toprak maddesi indi. Element oldu, çamur oldu, bitki oldu, kan oldu, hücre oldu, bebek oldu, şişe oldu derken sonunda ne oldu cemaatimiz? Mal mülk de dağıldı, yağmalandı. Beden de yağmalandı. Beden de yağmalıyorlar. Yılan da geliyor mezarda, böcek geliyor, karınca geliyor. Onlar yağmalıyorlar bedeni. Beden de yağmalandı. Mal yağmalandı gibi. Beden de çürüdü, kemik de çürüdü. İnsan ne oldu? İnsan ilk halde ne? Ruh halindeydi. Yine kişi orada ruh halinde kaldı. Kaldı. İşte bu kabir azabı ruh yönünden devam ediyor az cemaatimiz. Eğer o kişi dünya hayatını boşa geçirmemiş ise, Allah'a bağlı ise Celle Celaluhu, ölüm unutmayan kişi, önünü gören kişi ise, oraya kişi boşa gitmemişse, oradaki ruhsal açıdan çok muazzam ruhsal zevkler, ruhsal feyizler, manevi feyizler içerisinde, alem berzahta. Ziyaret ederler, birbirine görüşürler, toplanırlar, konuşurlar. Dünyadan haber sorarlar, yeni gelenler haber sorarlar. Evliyalar dolaşırlar, sahabe dolaşırlar, peygamber dolaşırlar.
gayet güzel sohbetlerle ay geçirirler. Tabi cehennemdeki makamına bakarlar. Ama Allah korusun, dünya boşa yaşamışsa Allah korusun, onlar tabi azapta, azapta. Şimdi mahşerde adı cemaatimiz, mahşerde icabında yerine göre bir kabirden 70 kişi fırlayacak bakınız. Bir kabirden. Ondan zamanla çürümüşler, kemikleri çürümüş, mezar olmuş, özünü kaybetmiş, tekrar gömülmüş. Şimdi aynı mezarda 3 kişi, 5 kişi, 50 kişi yatıyor belki de. Peki bunların hepsi aynı azabı mı tadıyorlar? Nasıl yaşıyor bunlar aynı kabirde şimdi muhteremler? Şimdi örnek tabi Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri Ennevmü ehul mevt hadis-i şerifi. Uyku ölümün kardeşi benzeri. Bir odada tabi gereğinde 5 yatıyorlar bir odada. Aile yatabilir bazen, çoluğu, çocuğu, ana baba yatabilir, arkadaş olabilir, öğrenci olabilir. Aynı odada 3 kişi, 5 kişi yatıyorlar. Bunların bir rüyasında çok güzel şeyler görür rüyasında. Uçtuğunu görür. Uçmak çok iyi az cemaatim, bunu iyi bilin böyle. Uçmak çok iyi rüyada. Uçtuğunu görür, yüksek dağlara çıktığını görür, yeşillikler, güzel şeyler görür birisi rüyasında. Öbürü daha güzel rüya görür. Kabe'ye gider, Kabe'ye tavaf eder. Öbürü peygamber rüyasından görür. İşten birinde abirin yılan sokar. Kara köpek kovalar, birisini korkutur birisini de. Aynı odadalar. Beşi ama başka farklı rüya görüyorlar. Nedir uyku? İşte uyku da ölümün kardeşi adı cemaatimiz. Ne fark ediyor? Uykuda iradeye bağlı beyindeki merkezde duruyor uykuda. Bir de insanın bedeninde otonom sinir sistemleri var, otonom. Bize bağlı değil onlar, bağımsız onlar. Mesela sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi. Bunu yönlendiren otonom sinir sistemleri vardır. Kişi uyurken bu otonom sinir sistemi çalışır gene, kişi uyurken de. Mesela yiyip içmişsin, o hazım durmaz. Hazım sistemi çalışır. Solunum alma sistem çalışır. Dolaşım çalışır. Yalnız iradeye bağlı sinir sistem merkezde durur uykuda. Ölümde otonom sinir sistemi merkezde duruyor. O fark ediyor muhtemelenler. O da duruyor bunda. Bir de bu mesele kalıyor. Demek ki aynı kabire 3, 5, 10, 20 kişi bile gömülmüş olsa herkes dünyadan nasıl gitmişse orada o hali yaşıyorlar azı cemaatimiz. Orada yaşıyorlar. Orada kimsenin kimseye tabii faydası olmuyor. Şimdi ölen kişi öldü ahirete gitti. Acaba arkadan ona yardım edilebilir mi? Yardım gider mi? Peygamber Müslüman bir Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Müslüm'de, sahih Müslüm'de İza matel insanı, bir insan öldüğü zaman inkate amelühü, amel artık kesili bitti. Yani sevabı günahı durdu, işlemiyor artık. Kişi sonu verdiği anda günah da artık yazılmıyor, sevap yazılmıyor. İlla min selasin, ancak üç kimsenin bu sevap ile ilgili hadis-i şerif, sevabı devam ediyor. Ne bunlar? Sadakatin cariyetin. Bir kimse hayatındayken sadakayı cariye vermişse, cari akıcı devamlı anlamına geliyor. Bir hayattaki bir kimse akıcı sadaka. Mesela cami gibi, Kur'an kursu gibi, İslam'a hizmet için ne olursa olsun böyle bir şey vermişse, bu müessese devam ediyorsa sevabı geliyor. İlm yüntefü bihi. Arkadan bir ilim bırakmış, eser bırakmış, öğrenci bırakmış, kitap bırakmış da onunla okunduğu sürece onda sevabı geliyor. Tabi bunlara sevap olanlar bütün ekip olarak sevaplara geliyor.
evveledin salihin yed'u lehü. Arkadan salih evladı varsa, evladı dua ettikçe buna sevabı geliyor az cemaatimiz. Şimdi çok yani gerçekten korkuyor bir durum az cemaatimiz. Herkesin aşağı yukarı, tabi herkesin istisnası vardır. İnsanların genelde aman evladım şunu okusun, işte liseyi kazansın, üniversiteye girsin, girsin, girsin. Oğlu kızı. Peki ama oğlunun aptalmasını biliyor mu? Canım pek daha öğretemedim daha. Kur'an biliyor mu? Onu sonra öğrenir de. Namaz kılıyor mu? Hele bir ekmeğini alsın bakalım diyorlar. Şimdi bakın adı cemaatimiz. Bir kimse öldüğü zaman evlatları profesör de olsa, İslam yaşamıyorlarsa, ana babaya sırf vebali var, günahı var, bir şey gelmiyor, sevap gelmiyor. Ama evladı beş vakit namazını kılıyorsa, o bile yeterli bakın. O yeterli. Neden? Her bir evlat, yani her bir insan namazda şunu okuyoruz sonunda. Rabbena ufirli veli valideyye. Bak muhtemelenler. Veli valideyye. Ne anlama geliyor? Rabbena ufirli, Rabbim beni affeyle. Kul en günah kendisini görüyor. Ondan sonra veli valideyye, annem babamın affeyle bak. Affeyle. Anne baba hayatta da olsa bu dua gidiyor. Küçük çocuğu, işte oğlu, kızı, şusu, busu neyse namaz okuyor çocuk. Hele küçük yavrular yok mu? Yavrular muhteremler. Yani eğer şu durumu bir bilebilsek muhteremler, o günahsız yavrularımıza bir namaz kıldırabilsek, o günahsız temiz yavru namaz kılıp bunu okusa, Rabbena ufirli veli valideyye, Allah'ım annemi affet dese. Ölmüşse mezarımda affediyor beni. Hayatta ise devam ediyor. Bunun için adı cemaatimiz ne olur evlatlarımıza aman Kur'an-ı Kerim'i öğretelim, onlara namaz kıldırması için elden gelen gayreti sarf edelim adı cemaatimiz. Efendim işte öbürü de babası mevlüt okutuyor ama. Meşhur mevlütanları da getiriyor. Bağırıp çağırıyorlar. Nedir mevlüt? Mevlüt bir şiir muhteremler be. Yani sahabe döneminde yok diyor ki o. Osmanlıların döneminde Ulu Cami'nin açılışı merasiminde şair Süleyman Şehbaz'ın yazdığı bir eser. Yunus Emre'nin gibi bir eser. Osmanlı döneminde. Şiirdir. Okuyup anlamı gibi alınırsa faydası var kişiye. Ama sırf bağırıp makam yapmak gibi bir şey değil muhtemelen. Efendim babası uğruna mevlüt okutmuş. Filan mevlüt anlarını getirmiş. Ses muazzam, makam muazzam, bağırma çağırma, hele mevlütan rükatları parçalamış artık. Şöyle 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 şöyle. Ne yapar bunlar? Hava nasıl demazı cemaatim bunlar efendim. Ne yapacak değil mi kişi? Kendin okun var işte, kendin oku. Efendim ben bilmiyorum mevlüt. Mevlüt okuma şart değil, Kur'an oku. Kur'an, Allah kelamı o. Her harfine 10 sahaf verin aşağı veriliyor. Kur'an okuma bilmiyorum. Elham oku, İhlas oku, oku. Devamlı oku inşallah. Şimdi demek ki adı cemaatimiz, ölen bir kişi eğer arkasında böyle sadakayı cariye bırakmış ise, yaralı dini ilmi bırakmış ise, arkada hayırlı evladı varsa onun sevabı devam ediyor. İkincisi, ölen kişi son nefesinde Allah'ın izniyle imanlı ölmüşse, imanlı ölmüşse yine onun sevabı devam ediyor. Arkadan geliyor, velil müminine geliyor arkadan bakınız. Üç kademe, Rabbena ufirli, Rabbim beni affet en güzel benim. Veli valide ana babamı, velil müminine bak. Bütün müminleri affeyle. Şimdi, yani önceki gidenler, tabi Allah'a iman gidenler için, ne yazık, ne yazık. Eğer inançlı yaşasalardı, Allah bir diye inanıp o Yüce Mevla'ya secde etselerdi, şu anda yattıkları mezarlarında onlara sevap gidecek. Ne kadar sevap gidecek? Yeryüzünde, kürri-i arzda ne kadar namaz kılan müminler varsa hepsinin duasına gidecek bakınız. Hepsine gidecek.
Kabe-i Muazzama'da namaz kılınıyor. Dua ediliyor. Medine'de, Kudüs'te, Şam'da, Bağdat'ta, şurada burada bütün müminler, tabun içinde kutuplar var, yedide var, kırkta evliullah var, ricalullah var, aşık sadıklar var. Ona dua gidiyor az cemaat bak gidiyor bence. İmansız işte onlara sevap gitmiyor muhteremler. Hatta bir kişinin hayatındayken İslam dışı inancı biliniyorsa, İslam'a karşı ise bu kişi ölünce onu dua etmek de haram oluyor. Mevlam buyurdu, işte billah, وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِهِ Peygamber buyurdu. Habibi Muhammed'in onun kabrinin başına gidip ona dua etme Mevlam buyurdu. Haram kıldı Mevlam böylece. Bir de adı cemaatimiz, her şeyin bir tersi var, zıttı var değil mi? Allah korusun, arkadan bir de şer bırakanlar var. O da var ama ya. Mesela kişi bir Allah korusun genel ev açmış. Bar çalıştırmış. Pavyon çalıştırmış. İçkili gazına çalıştırmış. Mühendisliği o kurmuş. Ölünce çoluğu, çocuğu, şusu, busu o işi devam ediyorlar. Ona da günaha bak devam ediyor muhterem. Devam ediyor. Kişi İslam zıttı karşısında Ehl-i Sünnet dışında kişi eser bırakmış. Yani sabı fikirleri atmış. İslam yıkmak için onun da eseri okundukça ona da günaha gidiyor muhteremler. Hatta bir mahallede, bir köyde, kasabada, bir yörede ilk bir günahı, bidatı kim çıkarmışsa o kişi öldükten sonra da o iş yapıldıkça ona günah gidiyor bak muhteremler. Günah gidiyor. Mesela Hadis-i Şebriye Aleyhisselam Hazretleri ilk katil Kabil oldu böylece. İlk katil Kabil böyle. O bu şeyi ortaya çıkardı. Kıyamete kadar ne kadar katil dünyaya gelip geçecekse ondan günahın bir katı da Kabil'e yazılıyor bak muhteremler. Yazılıyor. Mesela bir yörede haramlar hep kapalı. Kapalı. O yörede hangi kız, hangi hanım ilk defa açılma modasını çıkarırsa o yörede günah işlendikçe onun günahı devam ediyor bak muhteremler. İlk olarak mesela bir sünnet cemiyeti yapılacak. Sünnet cemiyeti yapılacak. Ne demek sünnet? İbadet demek. Peygamber'e bağlılık demek. Dinin de bir simgesi sünnet senin muhteremler. İbadettir. Allah peygamber kulluktur. Bir kişi kalkar da böyle bir sünnet cemiyetini Allah korusun sazı cazı yaparsa, alkolikleri bağırtırsa, oyuncusu ortaya çıkarıp da işte bunu ilk defa kim yapmışsa o yörede arkadan bunu kimler yaparsa asırlar da geçsin ona günah birisi gidiyor bak muhteremler. Yani adı cemaatim Allah korusun. Böyle bir kötülüğe önder olmak bakınız. Önder olmak kötülüğü Allah korusun. Bunun için demek ki elimizden gelip inşallah Teala hep böyle iyi şeylere örnek olalım adı cemaatimiz. Arkadan sevabı gelsin. Bir kişi kabre gittiği zaman adı cemaatimiz kabirdeki mevta onu görür mü? Tanır mı, sesini duyar mı? Kabirdeki mevta. Bedir savaşı sona erince 70 tane kafir müşriklerin en azılları orada öldürüldü. Tabi onlar kefen müfe yok onlara. Birer çukura gömüldüler. Üzerine toprak atıp gömüldüler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların birkaç tanesinin başına gitti peygamberim. Şöyle buyurdu. Ya filan, ya filan, ya filan. İsmiyle tabi. Yani ya Ebu Cehil, ya Utbe, ya Şeybe vardı. Allah'ın bize vaat ettiğini biz hak olarak bulduk. İşte hak olarak buldunuz mu işte bunları? Yani gördünüz mü şimdi ne oldu bakalım alem? Hasemer sordu. Ya Resulallah. Bunlar ölü bunlar. Bunların senin sesini duyuyor mu ya Resulallah? Bunlar senin bağırıp konuşuyorsun. Peygamber şöyle buyurdu muhteremler. Ya Ömer vallahi onlar benim sözümü
sizden daha iyi duyuyorlar buyurdu bak muhteremler cemaatimiz. Demek ölen kişi böyle müşrik, Ebu Cehil gibi müşrik de olsa, kafir de olsa mezarına gidince o kişiyi görüyor, tanıyor, sesini duyuyor muhteremler. Bunun için kabir ziyareti muhteremler sünnettir. İbret almak lazım orada, dolaşmak lazım. Bilhassa ana baba yavrusunun bekliyor muhteremler. Mesela diyelim ki bayramda uzakta kişinin çoğu çocuğu var. Bakıyor ki kadın bakıyor mesela baba bakıyor ki filanın oğlu geldi bayramlık. Filanın kızı geldi, o bu geldi. Onunkiler gelmedi. Var ama gelmedi onlar. Unuttular ana babayı unuttular. Saymıyorlar ya da mahzun olur. Aynı şekilde oluyor azı cemaatim işte böyle. O mezara bir kişi girdi mi herkese bakışıyorlar. Ne gibi bakışıyorlar? Ondan bir şey bekliyorlar. Bekliyor bir şekilde böyle işte. Kişi tabii gidiyor. Nereye gidiyor? Yakına gidiyor. Mezarın başına gidiyor. Selam veriyor kişiye. O da bir şey ruhunu bağışlar. Ne kadar mevta varsa kabirde hepsi bundan yararlanır muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.